Bir an önce Feride'nin isteklerini alayım da işime gücüme bakayım. Yoksa bütün gün beni hiç rahat bırakmaz. Mirket, Mirket. Efendim Feridun. Mirket, bizim evdeki buzdolabı bozuldu. Televizyonda karıncalanıyor. Ne yapabilirim Feridun? Ne demek ne yapabilirim? Senin her şeye bir icadın var. Kesin bunlara da bir çare bulursun. Kusura bakma Feridun, ben tamirci değilim. Mirket olsun be, bir ara bakıver hadi. Tamirciler çok para istiyorlar. Benim onu yaptıracak gücüm yok ki. Çocukların evde canı sıkılıyor. Hadi Feridun, hadi tutma beni. Daha bin türlü işim var. Olsun, sen yine de bir ara geliver. Allah Allah, kimse de laftan anlamıyor ha. Mirket Bey merhaba. Benim bir baş ağrım var. Hiç geçmiyor. Acaba ona göre bir icadınız var mı? İyi de beyefendi, ben doktor değilim ki. Yok biliyorum doktor olmadığınızı da her şeye bir çare buluyorsunuz ya. O bakımdan yani. Yok kardeşim yok yok. Allah Allah. Niye bu kadar sinirlendi hiç anlamadım. Bana da bir çare bulur musun ne olur? Benim de siyatiklerim tuttu. Yok kardeşim yok yok. Evladım torunlarım ağlıyor. Hayır. Benim de paraya ihtiyacım var. Bir para makinesi yok muydu? Maalesef. Can sıkıntısına çare? Oyunları kazanmak için bir formül? Yok. Sınavları geçmek için bir ilaç? İmkansız. Millet beni dert babası yaptı ya. Bilim hayvanı izliyoruz, bilim hayvanı. Niye kimseye laf anlatamıyorum ki ben? Yok anlaşıldı. Benim buralardan gitmem lazım. Peki nereye, nereye? Buldum. Uzaya gitmek. Oo, süper gerçekten. Orada beni kimseler bulamaz. Zaten son zamanlarda geliştirdiğim bir tane makine vardı. O beni istediğim yere götürebilir. Yuppi, yaşasın. Sonunda kendime de bir çare buldum. Ama o uzay mekiği biraz uzaklardaydı. Arabam da yok. Ne yapacağım şimdi? En iyisi gideyim Remzi'den isteyeyim. Onun arabası var nasıl olsa. Hayır Remzi, bugün hiçbir yere gidemezsin. Beraber alışverişe çıkacağız. Çekil önümden Kadriye. Dışarıda Necati bekliyor. Zaten boyuna kızdırıyorsun çocuğu. Hem Şakir de çok heveslendi. Ona söz verdim. Hamburger ısmarlayacağım. O zaman ben de geleyim sizinle. Ya Kadriye, biz Necati ile birlikte gidiyoruz. Sen de Canan'la gez. Daha sonra birlikte çıkarız yine. Zaten muhalefetten başka hiçbir şey yapmıyorsun ki Remzi. Al, kapı senin olsun. Üf! Teşekkür ederim Kadriye, sağ ol. Aa, yine kapı çalıyor. Bir şey unuttu herhalde. Mirket, senin bu saatte dışarılarda ne işin var? Yok Kadriye, ben buralarda yapamıyorum. Artık gideceğim. Aha, keşke ben de gidebilsem. Çok güzel bir kararmış. Tamamen destekliyorum Mirket. Kadriye, benim acilen bir tane arabaya ihtiyacım var. Sizin arabayı alabilir miyim? İşte. Remzi'yi gıcık etmenin bir yolunu buldum. Efendim Kadriye, duyamadım. Getiriyorum, getiriyorum. Remzi şimdi ne kadar gıcık olacak kim bilir. Gene duyamadım, ne dedin? Al Mirket, getirdim. Bizim arabanın anahtarı biraz değişiktir de. Peki tam olarak nereye gideceksin? Uzaya Kadriye, uzayın derinliklerine. Çünkü artık burada olanlara tahammül edemiyorum. Herkes beni tamirci zannediyor. Ya da doktor. Zaten bu proje üzerinde uzun süredir çalışıyordum. Artık vakti geldi. Mirket sen de alemsin he. Uzaya gidiyorsun ama bir tane araban yok. Kadriye tamam boş yapma. Arabanızı bir ay sonra verdiğiniz yerde bulursunuz. Bir ay mı? Oh iyi. Olsun Mirket olsun. Dilediğin gibi kullan. Nasıl olsa Remzi'nin arabası. Efendim Kadriye yine duyamadım. Mır 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 içinden söylenip duruyorsun. İyi dedim Mirket. Al. Teşekkür ederim Kadriye. Feride'ye göz kulak ol. Hadi hoşça kal. Remzi gelince artık bir ay boyunca arabasını falan bulamayacak. Şıkıdım 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 şıkıdım. Hop direninem şıkıdım şıkıdım. Hop direninem şıkıdım şıkıdım. Remzi ya bu gezme beni kesmedi biliyor musun? Acaba diyorum biraz da arabayla mı dolaşsak? Aslında daha vakit erken Necati. Neden olmasın? Ben hemen gideyim anahtarları alayım geleyim. Remzi Şöyle deniz gören bir yere gidelim. Çay içelim. Oo, mis gibi ne güzel değil mi? Baba. Efendim Şakir. Ön koltukta oturmak istiyorsan maalesef yaştan kaybediyorsun. Necati abin için daha uygun. Başka bir şey söyleyecektim. Söyle Şakir. Arabanın anahtarı yokmuş. Nasıl yani yokmuş? Yatağın başucunda komodinin üstündeydi. Öyle değil. Yani annem anahtarı Mirket amcaya vermiş. Mirket amcaya mı? Bizim arabanın anahtarı Mirket'te ne arıyor? Baba, Mirket amca uzaya gidecekmiş. O yüzden bizim arabanın anahtarını almış. Ne diyorsun Şakir? Yani bizim araba yok mu şimdi? Hii, İnanmıyorum. Arabanın yerinde yerler esiyor. Kadriye! Galiba Remzi biraz sinirlendi. Ara Remzi. Mirket'i ara bakalım ne zaman gelecekmiş. Duydunuz mu? Anneniz Mirket'i ara dedi. Hemen arıyorum. Alo Mirket? Efendim Remzi? Benim arabayı almışsın gitmişsin. Neredesin? Ne zaman getireceksin? Ben uzaya çıktım. Bilmiyorum. Bayağı bir müddet kalacağım. Mirket yapma ya. Ama sizin arabayı ancak bir ay sonra teslim edebilirim. Ne yapacağız biz şimdi o kadar zaman arabasız? Vallahi bilmiyorum. Kadriye Gül'ü oynaya teslim etti bana anahtarı. Gül'ü oynaya mı verdi? Üf Kadriye üf. İsterseniz bir ara siz de gelin. Burası çok eğlenceli. Bilmiyorum Mirket bakarız. Çok fazla eşyamı getiremedim. Ama yavaş yavaş kendime burada bir dünya oluşturacağım. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Tamam hoşça kal. Oo. Ses yok, gürültü yok, fabrika dumanları yok, çevre kirliliği yok. Galiba ben burada uzun süre kalacağım.